Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimize şöyle güzel bir bebe yünümüz var. Onunla başlayacağız. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2. İlmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Yani her model 4 ilmekten oluşuyor. 4 4 ayarlayacağız. Şöyle en sonunda 2 ilmek kenar ilmeği olarak ekleyeceğiz. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayalım. Şişime 18 ilmek aldım. Şöyle göstereyim. 4-1 model için 4-1 model 4-4. Sonuna 2 ilmek ekledim. İlmeklerimin arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Bakın şöyle bir sıra ters ördüm. Şimdi ön yüzüne geçtik. Ben lastiksiz başlayacağım. Onun için bu işlemi yaptım. Lastikli başlayacaksanız lastiğin üzerine lastik bittikten sonra yani birinci sırayı kurabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir şöyle alarak düz ördüm. Sola doğru kestim yani tek ilmeğe düşürdüm. Şimdi sağa doğru keseceğim. Önce öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Bu iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Devamında iki ilmek artırma yaptım. Şu şekilde. Daha sonra sola doğru iki ilmeğimi düz örerek kestim. Sağa doğru kesmek için ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Yani yerlerini öndekini arkaya, arkadakini öne. Sağa doğru düz olarak ördüm ve kestim. Yine 2 ilmek artırma. 1, 2. 2 ilmek artırma yaptım. Daha sonra sola doğru 2 ilmeğimi kestim. Şimdi sağa doğru keseceğim. Bu 2 ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Tekrar 2 ilmek artırma yaptım. Sola doğru düz ördüm, kestim 2 ilmeğimi. Son kalan bu 2 ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Evet, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir ilmek artırma yaptım. Sıra başında da bir ilmek artırmayla başlamıştım. Sıra sonunda bir ilmek artırdım. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelin ön yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Şimdi geldik ikinci sıra arka yüzüne. Arka yüzünde yapacağımız işlem de hep bu olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bu ajurlu ilmeğimi. Devamındaki iki ilmeğimi de yine ters. Şu şekilde. Şu iki artırmamız var bakın. Birincisini bu şekilde ters ördüm. İkinci artırmayı da şöyle önden alarak ters ördüm. Yani bütün ilmeklerimizi ters örmüş olduk. Sadece ikinci artırmayı farklı şekilde alıyorum. Bunları bakın şöyle arka kanattan bu ikinci artırmayı da ön taraftan alarak yine ters örelim. Arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük. Modeli bir kez kurmuş olduk. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. İki sıramızı tamamladık. Şimdi bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim.
kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim, pardon, kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra şu iki ilmeğimi artırma yaptıktan sonra iki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Şimdi sağa doğru kesmek için bu iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. İki ilmeğimi sağa doğru kestim. Devamında iki ilmek artırma yaptım. 1, 2. Sola doğru kestim iki ilmeğimi. Sağa doğru kesmek için ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. Daha sonra iki ilmeğimi aldım. Sağa doğru kestim. Devamında yine iki ilmek artırma yaptım. 1, 2. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Bir, iki kez şöyle doladım. İki artırma yaptım. Önce sola doğru kestim iki ilmeğimi düz örerek. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi sağa doğru kesmek için ben önce şöyle öndekini arkaya, arkadakini öne alıyorum. Daha sonra iki ilmeğimin de ikisini bir alarak kestim. Devamında bir artırma yaptım sıra sonunda. Burada iki artırma yapmıyoruz, ona dikkat edelim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra başında da bir artırma yaptım. Sıra sonunda da bir artırma yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bu artırma olan ilmek. Bununla beraber ters örerek devam ediyorum. Şu şekilde geldim bu ikinci artırmaya. Birinciyi ters ördüm. İkinciyi de şu şekilde alarak örüyorum. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Son artırmamı da yine ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli iki kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Şu şekilde. Güzel ve kolay bir model. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim. Yani modeli tekrar kuracaksanız birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Yani ön yüzünde yaptığımız işlem aynı. Arka yüzünde de gösterdiğim gibi ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, bakın şu parçamı da daha önce yaptım. Bunu beraber yaptığımız lastiksiz uyguladık. Bunda da bir sıra ters ördüm. Bunda da yani lastik uygulamadım. Ama şişim bunda 5 numara. 5 numara şiş kullandım. Şöyle göstereyim. Pek görünmüyor ama. İpim aynı. Sadece şişimi kalın kullandım. Evet, modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Bakın güzel, şöyle dantel gibi zarif bir model. Bunu bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Şöyle ajurlu güzel modellerden. Yelek yapabilirsiniz, bundan hırka yapabilirsiniz, yazlık örgülerinizde şal yapabilirsiniz. Yani hepsinde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.